Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. ATV ekranlarında yakın zamanda ekrana gelecek Seven Ne Yapmaz listesi hakkında sizlere genel bir analiz bilgisi paylaşacağım. Seven Ne Yapmaz listesi nedir? Nasıl bir dizi olacak? Konusu nedir? Başrollerinde kimler var? Diziyi hangi usta yönetmen çekecek? Dizi hakkında daha genel detaylı bilgilere sayfama abone olarak ulaşabilirsiniz. İlerleyen haftalarda dizi hakkında daha genel, daha detaylı bilgiler de paylaşacağım sizlere. MF Yapım tarafından usta yönetmen Metin Balıkoğlu'na çektiriliyor dizi. Dizinin başrollerinde Yusuf Çim ve Seren Şirince var. Dizinin kısaca konusu, Ozan isminde çapkın ve yakışıklı bir genç artık ustalanması için halasının yanına köye gönderilir. Ozan'ın anne ve babası Ozan'ı köye göndermek ile akıllandıracaklarını sanarken Ozan durur mu? Köyün en narin ve çalışkan kızına aşık olur. Nazlı annesiz büyümüş bir kızdır ve hala açmamış bir çiçek kadar da kırgın ve ürkektir. Yatmaya hazıra alışmış Ozan görür görmez Nazlı'ya vurulur. Ozan'ın Nazlı'yı hak etmesi için çok çalışması gerekmektedir. Arkadaşlar ben kısaca dizi hakkında da başroller hakkında da bir fikrimi de size söyleyeyim. Ben bir kere Yusuf Çim ve Seren Şirince'nin çok doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Şundan dolayı ikisi de saygılı oyuncular. Tabii benim kulağıma gelen böyle oynadıkları işlerde ben sorarım mesela. Nasıl uyumlular mı, saygılılar mı, yönetmenin sözünü dinliyorlar mı diye. Ben oyuncuların setlerde nasıl olduğunu açıkça soran birisiyim ve oyuncular hakkında bu şekilde bilgiler alıyorum. Yusuf Çim ve Seren Şirince'nin de oynadığı işlerde de bunları da sordum. Yani Yusuf Çim ve Seren Şirince'nin çok efendi, akıllı olduğunu, söz dinlediklerini ve yönetmen ile uyumlu bir şekilde çalıştıkları bilgilerine ulaştım. Umarım Seven Ne Yapmaz dizisinde de Metin Balakoğlu Hoca ile de aynı şekilde çalışırlar. Bir de Yusuf Çim ve Seren Şirince'nin şöyle bir Metin Hoca ile çalışmalarında bir artısı var. Arkadaşlar Metin Balakoğlu Hoca'nın çekmiş olduğu işlere bakarsanız ve o dizilerde oynayan oyuncuların oyunculuk kariyerleri ve oyunculuk performansları alanında da kendilerine ne kadar geliştirdiklerini de görebilirsiniz. Yusuf Çim ve Seren Şirince Metin Hoca ile başrol kariyerlerini daha üst noktalara getirmeleri de çıkmaları da zor değil. Ha şimdi aklınızdan şu gelebilir. Dizinin konusu klasik bir dizi. İşte bu tür diziler çekiliyor. İşte ya fragmanları izlediğimde fragmanların içeriğine baktığımda ya ne kadar da klasik bir konuya sahip, ne kadar da klasik bir içeriğe sahip diyenleriniz mutlaka olacaktır. Ha işte Güzel Köylü'ye benziyor diyenleriniz de olacaktır. İşte Yeşilçam filmine benziyor diyenleriniz de olacaktır. Bu dizi çok konusu basit diyenleriniz olacaktır. Yani aklınızda çok 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 dizi hakkında olumlu olumsuz düşünceler geçecek. Ben hemen size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Dizinin bence konusuna baktığınızda aslında klasik bir dizi konusu değil. Evet bir tane yakışıklı bir çocuğumuz var. Ozan adında. Bu giriyor. Akıllanması için köye. Sonra Nazlı adında bir kıza aşık oluyor. Ama bakın orada ince bir detay var. Nazlı kırılgan bir kız diyor. Şimdi siz gidip de bir kırılgan bir kıza aşık olduğunuzda bu kız eğlenceli gelebilir. Ama bu kız zamanla duyguları paramparça olmuş ve devamlı ağlayan, aşka artık güvenini kaybeden ve intikam da duygusu besleyen bir kişiliğe de dönüşebilir. Şimdi dizilerin konularını okurken veya dinlediğinizde nasıl anlıyorsunuz bilmiyorum ama bence dizilerdeki bu ince ayrıntıları konularda dikkate alırsanız sizler için de güzel olur. İzleyeceğiniz diziyi daha iyi anlamak için. Mesela bakın Ozan isminde çapkın ve yakışıklı bir çocuk. Uslanması için köye gidiyor. Şimdi Ozan neden böyle çapkın? Neden bu şekilde davranıyor? Neden anne babası bıkma noktasına gelmiş köye gönderilmiş? Şimdi geçmişinde Ozan'ın yaşadığı bazı sıkıntılar mı var? Bazı çözümleyemediği olaylar mı var? Aslında Ozan da
Nazlı da kırılgan karakterler arkadaşlar. Ve dizinin bir de fragmanlarını eğer izlediyseniz Nazlı aşk arayan böyle işte çiçekle, böcekle, ağaçlarla işte işte güçle mutlu olmaya çalışan bir kız ama aşkı da arayan bir kız. Ozan gittiği yerde kendisine yeni eğlenceler de bularak psikolojisini rahatlatan birisi. Şimdi aslında iki arayış içerisinde olan bir insan bir noktaya geliyor. Bakın bu çok güzel bir nokta. Yani ben açıkça dizinin konusunu çok beğendim. Bir de dediğim gibi fragmanları eğer şahit izlediyseniz fragmanlarda şöyle bir şey de var. Mesela ilk fragmanda drama ağırlıklıydı. Son iki fragman eğlenceli. Aslında dizinin ilk fragmanını dizinin ilerleyen bölümlerinde ne olacağı hakkında da aslında bize kilit bilgiler veriyor. Tabii bunu bilerek mi yaptılar, bilmeyerek mi yaptılar bilmiyorum. Ama ben açıkça Dona'ya detay toplamak için fragmanlardan çok güzel bilgiler aldım. Dizinin de konusunu da okuyunca. Tabii bir de Metin Belakoğlu hocanın da çektiği işlerin içerisindeki konsepti de bildiğim için ve nasıl da iyi bir işte çıkacağını da kestirmem de zor değil. Açıkça ben Metin Belakoğlu hocanın yapmış olduğu işleri çok rahat analiz eden birisiyim. Ve Metin Belakoğlu hoca da benim çok sevdiğim, değer verdiğim bir hoca. Yani tabii ilerleyen haftalarda dizi hakkında daha geniş bilgiler paylaşacağım. Ama dediğim gibi arkadaşlar, şaşırtıcı bir diziye hazır olun. Çünkü seven ne yapmaz bize her bölüm gerçekten seven ne yapmaz diye bizi sorgulatacak bir aşk hikayesine benziyor. Şimdiden benim söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Yeni paylaşımlarımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın.